Ahmet namıyla andığımız Ahmet Arabacı'nın yeri. Yürük Ahmet. Bizim çocukluğumuzda bu, hatta gençliğimizde de hala devam etti. Burada eski arabaları yapardı. Bunlar Bulgaristan'dan kendi arabalarıyla geldikleri için, öküz arabalarıyla. Sonra onların burada hala imalatını devam ettirmiş. Soyadı mı arabacı yoksa lakabı mı arabacı? Soyadı da sonradan arabacı soyadını almış. He. Gelişte soyadı yok. İşine göre. Arabacı olarak gelmiş. Sonra da soyadını arabacı olarak almış. Zaten soyadı kanunu çıktıktan sonra 34'te çıkıyor biliyorsun soyadı kanunu. Bir de soyadı kanunu çıktıktan sonra o zamanki köyün ileri gelenleri oturuyorlar ihtiyar heyeti. İşte başlıyorlar köyün bu tarafından. İşte sen diyorlar en baştasın ya. Senin soyadın baştan olsun. Şuradaki evin soyadı baştan. Allah Allah, onlar mı baştan? Evet. Sen diyorlar arabacısın, senin soyadın arabacı olsun. Bana araba soyadı ver diyor. Sonra diyorlar ki siz koşar oldun. Ondan sonra da koşa oldun. Olsun. İşte onlar sizin şu olsun. Tamam mı? Tamam. Böyle herkesin soy isimlerini paylaştırıyorlar. Bu da işte arabacı soyadını alıyor. O zaman. Hem mesleğe uygun. Tabii hem mesleğe uygun. Yaptığı işe uygun hem de güzel bir şeyler ortaya çıkarmış evet, tabii. Evet. Zaten hem bu arabacı yıllarca bu işi yaptı ve çevredeki köylere de hizmet verdiler. Bozulan, kırılan arabaları tekrar revize etmek. Sen araba tekerleği kırılır, sade tekerleği alır götürürsün. Şu andaki sanayi gibi bir şey diyoruz. Son sanayi gibi. Ve o yıllarda bizim köydeki sanayi, yani o şartlar sanayi çok gelişmişti. Evet. Mesela demirci vardı bizim köyde. İki tane daha arabacı vardı. Bundan başka arabayı gene vardı. Ve bizim o gördüğümüz iş yerleri şimdi yıkıldı gibi ya. Orada benim dedelerim kamyondan otobüs yaptılar. Hmm. Kamyon kasası. Bu yediğimizin yanı başında. Onun yanı başında. Ya biz fark edemedik. Orada siz kendiniz konuştunuz tabii, orada. Tabii. Yani orada bir imalathane vardı. İmalathane vardı. Burada da vardı. Burada da vardı. Ve dediğim gibi Ağköy var ya, Bigan Ağköy. Evet. Ağköy'üne oradan gelen bir eski otobüs, Ağustos otobüsleri. Arkasına bir ahşaptan şase yaptılar, saç kapladılar, otobüse çevirdiler. Bu otobüs yıllarca çalıştı Biga Ağköy arasında. Bir de Ağköy'de de dediniz bak iyi bir yere temas ettiniz. Orada da böyle arabacılık hususunda, araç hususunda, tamir, bakım, evet, imalat hususunda onlar da bayağı ileri. Onlar da göçmen zaten. O, İlişkiler iyi kurulmuş. Bir de onlar bir de şöyle bir şey, evlerde kullandığımız hasır dediğimiz onları yapıyorlardı. İşte sepet de bilmem ne bak dediğiniz gibi demirci gibi. Evet. Sanatkarların demek ki buraya göçüydü. Bize evet, altı değerler kattı. İşte bizde o kereslecilik vardı dediğim şekilde. Bir taraftan kamyon kasası yapılırdı. Kamyon esnaf kasası yapılırdı. Son zamanlarda evet. Bunlara kasa yapılırdı. Ve bizden bizimle beraber aşağı yukarı 4 tane de marangoz vardı. Evlerin kapılarını, çerçevelerini onlar yaparlardı. Diğer köylere de hizmet verirlerdi. Ve o yıllarda sulama sistemi bilinmezken bizim dedelerimiz, bugün oraya gitmeyeceğiz ama köyün aşağı 4 kilometre ilerisinden çayın kaynak noktasından kanal yaparak köyün üstünden bütün ev köyün evlerine sulama suyu getirdiler. Bir ara görüyordum ben evlerin önüne kanal geçiyordu. Açık kanalla. Açık evet. Ve herkes oradan suyu bölersin sıra, evet, sırayla. Mesela şu arkada bahçe vardı. Evet. Orada. Peki şunu şu anda da kullanılıyor gelen dost Isparta'nın ilçelerinde birinde. Aynı o sistem var. Evet. Halk devamlı su akıyor, bahçeleri suluyor. Ne güzel yani, para da vermiyor. Çünkü oku su akıyor.